Handan, bak bağır çağır, istiyorsan ağla. Ama bunu bir daha yapma, tamam mı? Bak biz senin yanındayız. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Ben Kemal'siz yaşayamam Yıldız abla. Yaşayamıyorum, anlamıyorsunuz. Anlıyorum. Ama bana bir daha böyle bir şey yapmayacağına söz ver. Bak vallahi annenleri ararım. Onun için canımı vereceğimi bir bilse. Onun için ölürüm ben, bir bilse. Handan. Handan. Handan yapma. Handan kendine gel, ne olursun ya, korkutma beni, ne yapacağımı şaşırıyorum, yapma şöyle. Hastaneye gidelim mi? Ha? Gitmem. Tamam. O zaman bana söz vereceksin. Bir daha böyle bir şey yapmayacağına söz vereceksin. Yapmam. Ama ben Kemal'siz yaşayamam. Bunu siz de bilin, o da bilsin. Onun için canımı verecek kadar sevdiğimi bilse zaten bunu yapmazdı ki. Tamam canım. Tamam, biraz sakinleş. Ben sana içecek bir şeyler getireyim, tamam mı? Hadi yat bakayım. Yat bakalım. Gözünü. Efendim abla. Ha sonunda. Neredesin oğlum? Niye açmıyorsun telefonları? Açtım işte abla. Hemen buraya geliyorsun, evdeyim. Hayırdır abla, ne oldu? Kemal, hemen dedim. Hemen. Güvenlik şefi bugün kovulacak. Ne oldu dayı? Ne kapının önünde, ne depoda bir tek adam yok. Yahu biz salak tarafından soyulduk. Hala akıllanmadılar. Tamam dayı, sakinleş biraz. Otur şuraya. Bir kahve söyleyeyim mi sana? İstemez. Benim sakinleşmem için birkaç kişinin canı yanmalı. Dayı, neye sinirlendin sen? Hayır, bu güvenlikçi meselesi falan değil. Başka bir şey var, belli. Feride! Her yerden o çıkıyor. Eve mi geldi yine? Keşke gelseydi. Polis de giderdi. Bizim Nazire'yi telefonda Feride ile konuşurken yakaladım. Ne demiş peki? Ne bileyim ben. Bana bak. Cüneyt'i de arıyor mudur bu? Sana bir şey söyledi mi? Yani bildiğim kadarıyla konuşmuyorlar ama. Neyse. Sen bu işi bir deş bakalım. Tamam, merak etme. Şu güvenlikçi meselesiyle de ilgilenirim ben. Osman selam bile vermeden geçti gitti. Burnundan soluyordu, tartıştınız mı? Haberler kötü. Feride ortalıkta dolaşıyor. Ne? Pes etmeyecek anlaşılan. O harekete geçmeden engellememiz lazım. Allah Allah. Ne yüzsüzmüş ya. Söyle Tunç Bey. Senin besleme yine ortalıkta dolaşıyor. Olay çıkaracak belli. Kızı bul, elimizin altında olsun. Tamam ama önce para. Feride'yi bul, paranı alacaksın. Vallahi parayı görseydik Tunç Bey. Selim, kızdırma beni. Feride'yi bul, paranı alacaksın dedim sana. Ne diyor bu ya? Para istiyor salak. Neyse, kızı bulacak. Umarım. İyi ki parayı bekletmişim. Yoksa kılını kıpırdatmazdı bu şerefsiz. Sen de bir Osman'a uğra şu mesele için. Tamam, geçiyorum.
5 dakika sonra ara. Babacığım. Nasıl? Beğendin mi kuzuyu? Taze değil mi? Dibin düştü değil mi? Bir dakika bekle. Burada. Gidecek yeri yok. Kimsiz. Gariban yani. Anlayacaksın. Nokum yani. Tamam tamam. Daha hareketli bir senaryo çekerim. Sen paradan bahset. Ya anneciğim, bir bakar mısın ha? Nasıl olmuş sence? Ya ablacığım, olmadı işte. Bu çocuk zengin zengin, ona göre giyinmen lazım. Anne sen söyle, nasıl olmuş? Bilmiyorum, ben anlamam. Ay abla, arabası nasıl donlu öyle? Evleri de kesin saray yavrusu gibidir. Nazo şu anlatıp duruyordu ya. Kader, evi de arabası da beni ilgilendirmiyor, tamam mı? Ay nasıl ilgilendirmiyor? Çocuk zengin zengin. Kader yeter. Ay abla, başına talih kuşu kondu. Ay siz kesinlikle evleneceksiniz. Ve sen o evde yaşayacaksın. Kader kes artık. Ya ama düşünsenize şu zenginliği ya. Bunların kesin evlerinde havuzları da vardır. Abla bak her gün sendeyim. Hayatımız kurtulacak ya. Yeter dedim, kes. Hayırdır abla, ne oldu? Apar topar çağırdın. Sen ne yaptığını sanıyorsun Kemal? Hı? Ne yapmışım ya? Bak bir de soruyor. Yürü. Şu kızı görüyor musun? Ha? Ona bakınca hiç mi için acımıyor? Anlaşıldı abla. Anlaşıldı. Abla, Handan sana ne anlattı bilmiyorum ama ben başkasını seviyorum. Aferin. Bravo. Ne bakıyorsun? Alkış mı bekliyorsun? Yeter artık saçmaladın Kemal. Bu kızı daha fazla üzemeyeceksin. Abla, bak. Handan seni dolduruşa getirmiş. Kemal, yeter dedim. Hala nasıl böyle konuşabiliyorsun? Ya bu kız senin için canına kıymaya kalktı, biliyor musun sen? Anne, ne yaptın sana? Kader şaka yapıyordu. Yapmayacak Bahar. Bu evdeki herkes gibi o da kim olduğunu bilecek, kabul edecek. Biz nereden zengin olacağız ha? Onun özendiği gibi öyle lüks hayatlar falan yaşayamayız. Kimsenin parası bize yaramaz, anladın mı? Öyle para için, pul için de kimsenin kulu, kölesi, maskarası olamayız. Anne, ne diyorsun sen? Biz kimiz, onlar kim be? Soksun bunu kafasına. Biz onların dengi değiliz. Hepsi güzel. Güzel. Bu da güzel. De... Geleneksel çizgileri ihmal etmeyin. Gerçi nasıl modernize edeceğinizi siz daha iyi bilirsiniz ama bu kez biraz fazla olmuş sanki. Tamam efendim, tekrar bakarım ben. İzninizle, babam arıyor. Tabii. Efendim babacığım. Ne haber biricik kızım? Sana paracıklar yolladım. Babacığım sabah da söyledim ya, gerek yok. Benim maaşım var, yetiyor bana. Hem ne yapacağım ben o kadar parayı baba? Babacığım ben idare ediyorum.
Tamam, konuşuruz sonra. Öpüyorum sizi kocaman. Anneme de çok selam. Bay bay. Kusura bakmayın. E tabii. Babalar kızlarına düşkün olur. Bu kadarı biraz fazla ama. Amerika'ya mı yerleştikler demiştin? Evet. Los Angeles'ta yaşıyorlar. Ben de orada okumuştum. Biliyorum. Gel diyorlar ama gitmek istemiyorum. Seviyorum Türkiye'yi. Babam da şimdi koymuş kafasına Türkiye'de yatırım yapacak. Öyle mi? Ne üzerine? İnşaat. Aslında orada işler yolunda. Ama bensiz yapamıyorlar. Taktı gelecek. Ben de yatırımdan anlamıyorum haliyle. Geldiği zaman bizi tanıştır. Memnuniyetle yardımcı olurum. Çok sevinirim. Zaten Ankara'da sizden daha güvenilir başka birini tanımıyorum. Hallederiz. Şey, bizim hanım hastalanmış da buralarda ilacı olacaktı. Neyse, ben çıkıyorum Feride. Buralar sana emanet. Temizliği bitirip çıkarsın. Sabah da sen aç. Tabii tabii. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Kemal, bak sen benim kardeşimsin. Senin mutlu olmanı ben de isterim. Ama seni bu kadar seven bir kız varken, senin için hayatını vermeye hazırken ne yapıyorsun sen? Ya, abla ben bilmiyordum. Kızcağız utanmasın diye sana söyleyemedim. Ama doktor tekrar intiharı deneyebileceğini söyledi. Yine aynı şeyi yaparsa bu vicdan azabıyla nasıl yaşayacaksın? Ya ben ona zarar vermek istemedim ki. Dostça ayrılmak istedim sadece. Hepsi bu. Ama olmadı. Bir yere mi yetişeceksin? Yemeğe gidecektim de ben. Pes Kemal. Vallahi pes. Ben seni böyle tanımamıştım. Ben senin bu kadar kalpsiz olduğunu bilmiyorum. Yaptı ablacığım. Birdenbire oldu. Yani bilirsin. Annem böyle şeyler yapmaz. Ben ne dedim ki şimdi? Başkasına sinirleniyor. Hırcını benden alıyor. Kader. Hanım, özür dilerim. Ben seni üzmek ister miyim hiç? Gözümden sakınıyorum. Affet ne olur. Kıyamam annem. Kıyamam. Ağlamayalım artık ya. Sen şimdi beni öp. Ben de seni öpeyim. Barıştık. Daha fazla böyle dramatik sahneler kaldıramayacağım. Abla hadi kalk kalk. Geç kalacağım, makyajını yapalım. Ay anne var ya, senin bu kızın gerçekten deli. Ya şu hale bak. Ya az önce ağlıyordu, şimdi gülüyor. Hadi hadi otur otur. Kemal. Gitme. Kemal. Kemal. Kemal, gitme. Kemal!
anda buradayım. Geldin mi Kemal? Rüya mı bu? Buradayım işte. Geldin aşkım. Bana geldin. Çok özledim seni. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Ne olur gitme bir daha, olur mu? Sakın gitme. Kemal, akşam yemeğe kalırsın değil mi? Ne olur kal sevgilim. Burada kal, ne olur. Tamam. Buradayım. Evet sevgili dinleyiciler, sıradaki parça tüm sevenlere gelsin. Şarlasam söylüyorum. İsyanım var aşka. Hayal bu ya. Şimdi ben güzel karımla evimizin bahçesinde harika bir kahvaltı yapacağım. Karım var. Kızım gelip iki lokma yesene, geçmiyor boğazımdan. Yok anneciğim, biz Kemal'le beraber yiyeceğiz ya. Ay ben şunları kaldırayım. Kemal ne zaman gelecek? Bilmem, arayacak o. Arayacak da sen niye penceredesin? Kader. Arıyor işte. Alo Kemal. Bahar, ne yapıyorsun canım? İyiyim, ne yapayım işte. Seni bekliyorum. Ya ben şey diyecektim. Bu akşam gelemesem çok kızar mısın bana? Yok canım. Niye kızayım ki ben? Özür dilerim. Hesapta olmayan bir iş çıktı da. Kusura bakma. Yok, önemli değil Kemal. Telafi edeceğim. Söz. Tamam. Hadi görüşürüz. Abla? Ne oldu? Gelmiyor mu? Yok. Gelemeyecekmiş. Madem gelmiyor, niye uğraştırıyor seni bunca saattir? Sabahtan beri hazırlanıyorsun. Ayıp. İnsan haber verir. Osman Bey onayladı çizimleri. Bir iki düzeltme istedi tabii. Sen de tekrar bak istersen. Sence fazla mı uçmuşum? Geleneksel motifleri göz ardı etmişsin dedi. Bu sefer haklı galiba.
Sağ ol ya. Bravo. Birlikte karar vermedik mi bunlara? Aklın neredeydi o zaman? Ben bu kadar çalıştıktan sonra mı söylenir bu? Tunç haklı sanırım. Bu durum işe fazla yansıyor. Yok öyle bir şey. Kader uyudu. Küçükken de hep böyleydi. Ne zaman üzülse ağlasa uyuyiverirdi hemen. Anne. Yoksa sen Kemal'e gerçekten kızdın mı? Aman. Kızsam ne olacak, kızmasam ne olacak? Belliydi böyle olacağı. Tabii ulaştı ya amacına. Affettirdi kendini. Bundan sonra hiçbir şey umurunda olmaz artık. Yazık. O kadar hazırlan, et. Son anda gelemiyorum. Anne. Ya sen fazla büyütmedin mi bu olayı? Büyütmedim Bahar. Hiç büyütmedim. Bu yaptığı resmen düşüncesizlik, terbiyesizlik yani. Bana bak, bu ileride de yapar, ben sana söyleyeyim. Yani görünen köy kılavuz istemez canım. Anne, ya ne var bunda? Ya olabilir, işi çıkmış işte, gelemedi. Hem sen niye bu kadar kızdın ki? Başka bir şey falan mı var ha? Bahar, bu oyun değil. Hayat oyun değil. Anladım anne. Sen başka bir şeye kızmışsın değil mi? Ha? Neye kızdın anneciğim? Hadi anlat bana. Ha? Neye kızdın sen? Ne oldu söyle. Bahar. Benim içime sinmeyen bir şeyler var kızım bu çocukta. Anneciğim, bak, benim için söylediklerin her zaman çok önemli. Ama bu zamana kadar Kemal'le ilgili hiç böyle şeyler söylemedin. Ha? Ne oldu birdenbire? Birden değil Bahar. Ben bunları hep düşünüyordum. Kemal kötüdür diyemem. Yani bize çok iyilikleri, yardımları oldu. Nankörlük edemem. Ama... Ama ne anne? Ha? Söylesene ama ne? Bu çocuk sana ta en başında yalan söylemedi mi? Ha? Bir daha yapmayacağını nereden biliyorsun? Anne, ben Kemal'e güveniyorum. Tamam mı? Güveniyorum ben ona. Nasıl güveniyorsun Bahar? Yani ben güvenemem böyle bir insana. Nerede bu gece mesela? Perişan etti yavrum seni. Ben bir daha öyle görmek istemiyorum seni. Dayanamam. Hem ne anne? Söylesene hem ne? Kızım zengin bu insanlar. Şımarık olurlar. Bugün iyidir, yarın... Yarın sıkılır mı benden anne? Öyle mi? Annem ben öyle bir şey demedim. Yani lükse şaşaya alışkın bunlar. E bizim durumumuz belli. Yarın alışkın olduğu hayatı istersen ne yapacaksın anne? Anne. Ben Kemal'in samimiyetine inanıyorum ve biliyorum. Hatta sen de çok iyi biliyorsun. Tamam. Şimdi samimi. Ama insanoğlu bu annem. Farklı bir şey görünce gider peşinden. Meraklıdır yani. Ama merakı gidince sıkılır. Yani hiçbir şey umrunda olmaz. Atar seni bir kenara. Gözü görmez annem. Anne. Bu sadece merak değil. Merak değil anne. Mutsuz olursun annem. Ezilirsin.
Yani ben bundan korkuyorum. Davul bile dengi dengine. Aranızda uçurumlar var sizin. İyi de anne. Kemal'i affetmem için beni sen ikna etmedin mi? Ya ne oldu birden böyle değiştin anlamıyorum ki. Hata etmişim tamam mı? Çok büyük hata etmişim. Anne yalvarırım. Ne olursun yapma böyle. Bahar yeter. Ben çok düşündüm bu konuyu tamam mı? Razı değilim bu işe. Bunu böyle bil. Eve bırakayım seni. Geç oldu. Ben giderim. Surat mı asacaksın böyle? Surat falan asmıyorum. İş arkadaşımmışsın gibi davranıyorum. Anladım. Ne yapsaydım Tunç'un yanında? Rencide mi yeseydim seni? Ben yaşadıklarımızdan utanmıyorum Cüneyt. Pişmanlık da duymuyorum. Senin için tek gecelik bir macera olabilirim ama... ben sana öyle bakmıyorum. O yüzden rahat ol. Senden bir beklentim yok. Eylül, böyle konuşma. Bugüne kadar yaralarımı hep kendim sardım. Yine öyle yapacağım. Sen de kendi yaralarını sarmaya bak. Beni boş ver.